Dediler ki, bize gerçeği mi getirdin yoksa sen oyun bozanlardan biri misin? Hayır dedi. Sizin Rabbiniz yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir. Ve ben buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Ve bir gün Hazreti İbrahim puthaneye girerek putları parçaladı. Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı. Belki ona müracaat ederler diye. Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun eğer konuşuyorlarsa dedi. Hazreti İbrahim son derece zeki ve mantıklı önerilerle tapındıkları şeylerin gereksizliğini, acziyetini onlara güzel örneklerle anlatmak için çaba sarf eder. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. İbrahim öyleyse dedi, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? Dini bir törenin ardından putlarının kırılmasına sinirlenen halk Hazreti İbrahim'i Nemrut'a şikayet eder. Allah'ın kendisine meliklik vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? Nemrut'un huzuruna çıkan Hazreti İbrahim ona secde etmez. Seni ve beni yaratan Allah'tan başkasına secde etmem. Peki. Meryem Bahar. Ben Neyman Bey. Limuntuma. İbrahim, öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen de onu batıdan getir dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı. Cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Haya bil nurur. Bu mahsul usulünün. Tabruhunu. Hazreti İbrahim'in beklenmedik cevabı karşısında afallayan Nemrut, nöbetçilerine emir verir, Hazreti İbrahim'in yakılacak büyük bir ateşle öldürülmesini emreder. Rivayete göre Henun adında birinin önerisiyle ateşe atılma cezası verilen Hazreti İbrahim'in yakılacağı ateş için her çeşit ağaçtan büyük bir yığınak yapılır. Ve Anadolu'nun bağrında bir ateş yakıldı. O ateşe yaklaşmak mümkün olmayınca, şeytan fısıltısına benzeyen bir fikirle İbrahim'i ateşe fırlatacak devasa bir sapan yapılır. Nemrut'un emriyle Hazreti İbrahim ateşe atılır. Ve ateş İbrahim'i yakmaz. Eğer yapabilirseniz onu, İbrahim'i yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve selametli ol dedik. Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana düşürdük.